Fırtınalı bir gecede salyangoz tomurcuk uykuya hazırlanıyordu. Dişlerini fırçaladı ve yatağına girdi. Az sonra dışarıdan bazı sesler geldiğini duydu. Sanki birisi kapıyı çalıyordu. Bu rüzgarın sesi olmalı diye düşünürken aynı ses tekrar duyuldu. Acaba bu neyin sesi? Uykulu uykulu sıcak yatağından kalktı ve kapıyı açtı. Ama kimseyi göremedi. Herhalde hayal görüyorum diyerek yatağına geri döndü. Yok yok, birisi kapıyı çalıyor olmalı. Kim o? Kim var dışarıda? Sonra kapıyı açıp etrafa bakındı. Buz gibi rüzgarda titreyerek merdivende duran solucanı fark etti. Solucan, içeri gel. O kadar küçüksün ki kapıyı senin çaldığını fark edemedim. Ne oldu sana? Solucan tomurcuğa döndü ve çekine çekine... Kötü bir rüya gördüm. Sende kalabilir miyim acaba? Tabii ki kalabilirsin. Peki ne gördün rüyanda? Rüyamı hatırlayamıyorum ama çok korktum. Tomurcuk, solucan için evdeki karton kutudan küçücük bir yatak hazırladı. Bak solucan, sana güzel bir yatak hazırladım. Burada uyuyabilirsin. Peki üstüme ne örteceğim? Örtü? Beren bu iş için çok uygun. Solucan, Beren'in içine girip rahatça uzandı. Çok teşekkür ederim. Bu gerçek bir uyku tulumu gibi. Tamam o zaman. Hadi artık uyuyalım çünkü çok uykum var. Tomurcuk tam uykuya dalacakken solucan seslendi. Tomurcuk, ışığı açabilir miyiz? Karanlıkta korkuyorum çünkü. Ama burası karanlık değil ki. Bak, ay ışığı odayı aydınlatıyor. Korkmana gerek yok bence. Hadi uyuyalım artık. Tomurcuk onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama solucan söylediğinde ısrarcıydı. Ama burası karanlık. Hayır, karanlık değil. O zaman masa lambasını açayım. Ve lütfen uyuyalım artık. Tomurcuk yorganını kafasına kadar çekti ve hemen uykuya daldı. Rüyasında ilkbaharın geldiğini ve arkadaşlarıyla birlikte lalelerle dolu bir çayırda güzel bir gün geçirdiğini gördü. Ama rüyası çok uzun sürmedi. Çünkü solucan onu uyandırdı. Tomurcuk, susadım. Tomurcuk zar zor gözlerini araladı ve arkadaşına cevap verdi. Hiç o zaman solucan. Ama solucan mızmızlanmaya devam ediyordu. Musluğa yetişemiyorum. Yardım et lütfen Tomurcuk. Tomurcuk sızlanarak yatağında doğruldu, gözlerini ovuşturarak kalktı ve solucan için bir kase su koydu. Teşekkür ederim. İyi uykular sana. Tomurcuk huzur içinde uyumaya devam edebilirdi. Tabii solucan birkaç dakika sonra onu tekrar uyandırmasaydı. Acıktım. Acıktım. Of, hayır. Gece yemek yemiyoruz. Sana ancak sabah yemek verebilirim. Ama ben çok açım. Akşam yemek yemedim çünkü fırtına her şeyimi alıp götürdü. Tomurcuk asık bir suratla yatağından kalktı ve arkadaşına bir tane kırmızı elma verdi. Solucan teşekkür etti ve elmayı kemirmeye başladı. Çok teşekkürler. Artık seni rahatsız etmeyeceğim. Söz. Ama sözünü tutamamıştı. Uyuyamıyorum. Çok korkuyorum. Neden korkuyorsun ki? Bilmiyorum. Sadece korkuyorum. Lütfen bana masal anlat. O zaman kolayca uykuya dalabilirim. Tamam. Zaten uykum da kaçtı. Tomurcuk solucana yaptıkları uçurtmayı ve rüzgarın bu uçurtmayı o ve arkadaşlarıyla beraber nasıl götürdüğünü anlattı.
Ama solucan hikayenin yarısını bile dinleyemeden derin bir uykuya dalmıştı. Böylece nihayet tomurcuk da uyuyabildi. Ertesi sabah tomurcuk ve solucan geç saatlere kadar uyudular. Uyandıklarında fırtına dinmiş, güneş pırıl pırıl yükselmişti. Günaydın solucan. Şimdi sana çok güzel bir şey çizeceğim. Solucan merakla ve heyecanla sordu. Güzel bir şey mi? Ne, nedir? Yatağımın başucunda asılı duran resmi görüyor musun? Bu bir peri resmi. Evet, bir peri. Onu bir masal kitabında gördüm. Kendim için de bir tane çizdim. Solucan daha da meraklanmıştı. Ama neden? Çünkü bazen korkunç rüyalar görüyorum. Uyandığımda hemen bu periyi düşünüyorum. Böylece kötü düşünceler ve korkunç rüyalar kayboluyor. Yatağının başucunu asmak istersen senin için de bir resim çizebilirim. Bu resim sevdiğin bir kahraman veya seni rahatlatan bir şey olabilir. Yatarken kötü düşünceler aklına gelirse hemen ona bakarsın ve daha iyi hissedersin. Böylece kötü rüyalar görmezsin. Solucan düşündü, düşündü ve... Güneş çiz bana. Güneşi çok seviyorum. Hep gülümsüyor. Tomurcuk arkadaşı için sarı, güler yüzlü, güzel bir güneş çizdi. Kağıdı rulo yaptı ve solucana verdi. Şimdi bu resmi yatağının başucuna asabilirsin. Artık ayrılık vakti gelmişti. Görüşürüz solucan. Yine gel. Solucan mutlu mutlu gülümseyerek evine doğru yola koyuldu.